İyi günler arkadaşlar. Trigonometrinin 9. videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde kosinüs teoremini birlikte göreceğiz. Kosinüs teoremi bir üçgende üç kenarı belli olan bir üçgenin herhangi bir açısını bulmaya yarayabilir. Ya da iki kenarı ve aradaki açısı belli olan bir üçgende üçüncü kenarı bulmak için işimize yarar. O yüzden kosinüs teoremi bizim için önemlidir. Peki kosinüs teoremi nasıl uygulanır? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi kosinüs teoremi şurada görelim arkadaşlar. Bakın herhangi bir kenarı bulmaya kalkışırsak, mesela A'yı bulmaya kalkışırsak A'nın karesi eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı, ki buraya kadar aslında Pisagor gibi görünür. A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 katı arkadaşlar kimin? B ve C'nin, yani hemen yanındaki sayıların 2 katı çarpı bir de hangi kenarı arıyorsak o kenarın karşısındaki açının, dikkat edelim, kosinüsü şeklinde yapılır. Yani başka bir deyişle bir tane daha bakalım. Mesela ben B'yi aramak istiyorsam B'nin karesi eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı eksi 2 tane, bakın yine bunlar AC diyorum ve kosinüs hangi kenarsa onun karşısı, kosinüs beta. Ya da c kare eşittir diğer iki kenar a kare artı b kare eksi 2 çarpı yine ab çarpı c'yi aradığımız için kosinüs c diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu kosinüs teoremi oluyor. Şimdi bununla ilgili çözümler yapacağız üçgenimizle ilgili. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Bir abc üçgeninde A 8, C 5 ve ABC açısı 60 derece ise B kenarını kaçtır demiş. Bir üçgen çizelim olayı daha güzel görmek için. Şimdi bir ABC üçgeni çizersem arkadaşlar bu şekilde. A'nın 8 birim olduğunu söylüyorum. C'nin 5 olduğunu söylüyorum. ABC açısının da şuranın da 60 derece olduğunu söylüyorum. Soru da bu şekilde. Ve B kenarı sorulmuş. Biz buraya da X diyelim mesela. Şimdi kosinüs teoremi nasıldı hatırlatmaya çalışıyorum tekrardan. Neyi arıyorsak onu başlatalım. X'in karesi. Diğer kenarların kareleri toplamı 5'in karesi artı 8'in karesi şeklinde alabiliriz. Eksi 2 çarpı aynı sayılar arkadaşlar. 5 çarpı 8 çarpı kosinüs, aradığım kenarın karşısındaki açının kosinüsünü kullanıyorum. Kosinüs 60. Şimdi x kare eşittir hesaplama vakti 25 artı 64 eksi şurayı hesaplarsak 80 edecek çarpı kosinüs 60'ı bilmemiz gerekiyor. Sinüs 30'dan dolayı da 1 bölü 2 diyebilirsiniz. X kare eşittir arkadaşlar şurasını hesaplarsak 89 eksi 2'ye bölersek 40 çıkardığımızı düşünürsek x kare eşittir 49 ediyor. Çok da güzel bir kenar oluştu. X eşittir 7 çıktı arkadaşlar. Aslında bu da bir nevi özel üçgendi. 5, 7, 8 üçgeni şeklinde bunu kosinüs teoremiyle görmüş olduk. Bir başka üçgende arkadaşlar, kenarları belli olan bir üçgenin herhangi bir açısının kosinüsünü bize sorabiliyorlar. Yani şimdi B açısının kosinüsü bize sorulmuş. Biz buraya A diyelim. Şimdi ben eğer bu açıyı bulacaksam tabii ki karşısındakiyle başlamalıyım. Mesela 6'nın karesi diyorum eşittir diğer kenarların kareleri toplamı 5'in karesi artı 8'in karesi şeklinde aldım. Eksi 2 çarpı yine aynı kenarlar 5 çarpı 8 çarpı bir de kosinüs B, zaten onu arıyoruz. Hatta kosinüs A demişim, A açısını kullanmışım. Şimdi 36 eşittir 25 artı 64 eksi şunu hesaplarsak az önceki gibi 80 çarpı kosinüs A. 36 eşittir toplarsak 89 eksi 80 çarpı kosinüs A geliyor. Bunu karşıya alalım arkadaşlar. Eksi 53 mi yapıyor? Evet, eksi 53 eşittir eksi 80 kosinüs A oluyor. Ve her tarafı eksi 80'e bölerseniz o zaman kosinüs A'yı ne bulmuş oluyoruz? X'ler birbirini götürdü. Arkadaşlar 53 bölü 80 şeklinde
bir sonuca ulaştık. İşte kosinüs teoremi bu şekilde kenarları belli olan bir üçgende herhangi bir açının kosinüsünü bulmamıza yardımcı oldu. Peki bunun türevleri, yani başka türlü versiyonları yok mudur, vardır. Şimdi böyle bir üçgende, ABC üçgeninde içeride küçük bir üçgen var. BC kenarını, yani X kenarını soruyorlar. Ne yaparız bir bakalım. Arkadaşlar, küçük üçgenle büyük üçgenin ortak bir açısı var. O açı bizim için önemli. Bu açıya gene A diyelim. Bu açı iki üçgenin de ortak açısı olduğundan kosinüs teoreminde çözümüme işime yarayacak. Şimdi şu küçük üçgende bir kosinüs teoremi yazmaya çalışalım. Neydi? Aradığım açı şuradan varsayarsam 6'dan başlıyordum. Bakın 6'nın karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı şu kenarlar 3 çarpı 4 çarpı kosinüs A diyebiliyordum. Şimdi bu kenarda bakıyorsunuz, burada sadece kosinüs A belli değil. Demek ki ben bunu bulabilirim. O zaman 36 eşittir 9 artı 16 eksi 6 kere 4'ten 24 kosinüs A dedik. Şurası 25. Karşıya attım. 36'dan 25 çıkardım. 11 eşittir. Eksi 24 kosinüs A oldu. Yani her tarafı eksi 24'e bölersen eksi 11 bölü 24 eşittir kosinüs A şeklinde cepte kalır. Peki sonra ne yapacağız acaba? Şimdi büyük üçgene odaklanıyoruz. Büyük üçgende arkadaşlar biz BC kenarını, yani X'i istediğimize göre yine oradan başlıyorum. X'in karesi eşittir diyorum. Büyük üçgende bakın büyük kenarlar artık, yani 8'in karesi artı şuraya dikkat edin 6'nın karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı kosinüs A. İşte görüyorsunuz kosinüs A bu noktada işime yarayacak. Peki x kare eşittir 64 artı 36, şurası tam tamına 100 ediyor. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı kosinüs A'yı arkadaşlar şuradan bulduğumuzu kullanalım. Eksi 11 bölü 24 şeklindeydi. Şimdi 6 kere 8 48 ile 24'ü sadeleştirdim. Şurada bir 2 kaldı. X kare eşittir 100. 2 tane eksi var arkadaşlar. Ne yaptı? Artı yaptı. 2 kere 2 4. 4 kere 11 de 44 etti. Bakın güzel bir sayı çıkacak. X kare eşittir 144 etti. Ve ben bu soruda aradığım sayıyı buldum. X arkadaşlar bu soru için 12 cevabını bulmuş olduk. Güzel bir kosinüs teoremi uygulamasıydı. Bir başka soruya geçiyoruz. Şimdi bir ABC dik üçgeninde arkadaşlar 3-4 örneği verilmiş sayıları. Zaten hemen görür görmez 3-4'ten sonra zaten artık siz 5'i yapıştırmayı biliyorsunuz. Şimdi BD, yani şuradaki X kenarını sormuş. Hemen dikkatimizi şu ADB üçgeni çekerse, aslında X'i sormuşsa iki kenar ve aradaki açı belliyse ben bu soruyu çözerim. Öyle düşünmemiz lazım. Buraya bir isim verelim arkadaşlar. Burası A olsun. Bakın toplamda şu dik üçgen, yani burası 90 derece olduğu için bu tarafa da bir isim verelim. Burası da mesela B olsun. Bir şeye dikkatimizi çeksin. A artı B kaç derecedir? 90 derecedir. Peki ben buraya B demişsem. Buradaki dik üçgeni de görmüşsünüz. Burası da 90 sayar arkadaşlar. A artı B madem burada 90 demişsem, bu üçgende de öyle olmak zorunda kaldığından buraya B demişsek mecburen buraya da ne diyeceğiz? A diyeceğiz. Çünkü A artı B bu üçgende de 90 etmeli. Burası 90 ettiği için A artı B'nin 90 olduğunu burada da göstermiştik. Peki. Önce harflerle ilgili bir oynama yaptık. Şimdi mesela ben kenarda size sorsam kosinüs A nedir diye sorsam, siz bu dik üçgende bana cevabı verebilirsiniz. Kosinüs A komşu bölü hipotenüsten, yani ne dersiniz? 4 bölü 5 cevabını bana verebilirsiniz. Peki bu burada kalsın. Şimdi biz ne demiştik? Bu üçgende x'i aradığıma göre bu açıyı bilmem gerekiyordu. Acaba biliyor muyum? Evet biliyorum. O zaman x'in karesi eşittir diyorum. Diğer kenarlar arkadaşlar 10'un karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 3 çarpı bir de kosinüs a demiştik. X'in karesi eşittir 100. 109 yaptı burası. Eksi, şurayı da hesaplarsam 2 çarpı 10 çarpı 3 çarpı kosinüs A arkadaşlar. Şuradan alın şu sayıyı. 4 bölü 5'i kullanın. 10 ile 5'i sadeleştirdim. 2 yaptı. 4, 16, 48 yaptı. X kare eşittir 109 eksi 48 yaptı. Hesaplarsak X kare eşittir
61 edecektir. Bu durumda x'i ne buluyorum? Kök 61 bulabiliyorum. Bu da kosinüs teoreminde uyguladığımız başka bir versiyondu. Güzel bir soruydu. Bir başka örneğimizde arkadaşlar ABC'de kirişler dörtgeni demiş ki biz bunu buradan yakalayabiliyoruz. Şimdi kosinüs B'yi sormuş. Arkadaşlar kirişler dörtgeninin özelliği neydi? Önce onu hatırlamamız lazım. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamının 180 derece olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Yani mesela şurası A ise, şurası A ise şurasını 180 eksi A olarak alabiliyordum. Böyle düşünmemiz lazım. Peki biz bu soruda nasıl çözüme ulaşabiliriz? Şöyle arkadaşlar A ile C'yi birleştiriyorum. Şuna da bir kenar olarak X diyelim. Şimdi burada bir üçgen var. ABC üçgeni. Bu tarafta da bir ADC üçgeni oluştu. İkisinin ortak kenarı X. Buradan bir kosinüs teoremi yazmaya çalışacağım. X'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs A yazabilirim. Peki diğer üçgende ne yazarım? Onu da altına yazalım. X kare eşittir arkadaşlar. Neyin karesi? Sadece bahsettiğimiz kuraldı. 6'nın karesi, 2'nin karesi, eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı kosinüs. Dikkat edin bu sefer bu açıyı kullanacağım için kosinüs 180 eksi A demem gerekir. Peki bu yazdığım iki tane denklemde. İki denklemde x kare değil midir? Evet, ikisi de x kare olduğuna göre bu denklemler birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. O zaman hemen birbirine eşitleyelim. 4'ün karesi diyerek başlıyorum. 16 artı 3'ün karesi 9 şurası. Şunu hesaplarsak 24 eksi 24 kosinüs A. Neye eşit olmalı? Şu taraftaki sayıya 36 arkadaşlar artı 4 eksi şunu da hesaplarsak 24 yine 24 kosinüs ama bu sefer unutmayalım 180 eksi A şeklinde. Peki 25 eksi 24 kosinüs A eşittir 40 eksi 24 çarpı A buraya geldik. Şimdi burası bizim daha önceki videolarımızda bu vurguladığımız bir yöntemle düzelteceğiz bunu. Bir kosinüs 180 eksi A, 180'den bir açı çıkarılıyor. Hangi bölge demiştik? İkinci bölge demiştik. İkinci bölgede kosinüsün işaretini ne alacaktık? Eksi alacaktık. 180'de isim değişmediği için bu arkadaşlar bakın neye dönüştü? Kosinüs A'ya. O zaman 25 eksi 24 kosinüs A eşittir 40. İki tane eksiyi çarptığımız için artı 24 kosinüs A oldu. Bunları toparlarsak mesela 24 kosinüs A'yı buraya alalım. Eksi 48 kosinüs A olur eşittir 25'i karşıya alalım. 15 kosinüs A'yı bizim için bu soruda bulduk arkadaşlar. Eksi 15 bölü 48 şeklindedir. Sadeleştirebilirsiniz. 3'e bölersek eksi 5 bölü 16 cevabını bulmuş olacağız. Çok da güzel bir soru türüydü. Bir başka örneğimizde bir ABC üçgeninden bahsedilmiş. ABC üçgeninde şöyle bir bağıntıdan bahsedilmiş arkadaşlar. Bu bağıntıya göre de ABC açısı da 40 derece ise ACB açısı kaç derece şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi şu bağıntı bize tanıdık gelecekti. Kosinüs teoreminden böyle bir şeyin varlığından bahsettik. O zaman biz kendi kosinüs teoremimizi yazalım arkadaşlar. Kendimiz nasıl yazdık A karenin kosinüs teoremi? B kare artı C kare eksi 2 tane BC çarpı kosinüs A şeklinde yazmış mıydık? Bu şekilde yazmıştık. Peki kendi verdiği bağıntıyı kullanabilir miyim? Tabii ki kullanırım. A kare gördüğüm yere kendisinin verdiği bağıntıyı yazalım. B kare artı C kare artı BC demiş. Ben de devam ettirirsem bunu B kare artı C kare eksi 2 BC kosinüs A şeklinde yazdım. Bakın B kare artı C kareler birbirini ne yapar? Götürür. B çarpı C eşittir eksi 2 BC kosinüs A olur. Bu durumda da her iki taraftan B ile C ile sadeleştirirsem sadeleştirdiğim için burada 1 kalıyor. 1 eşittir eksi 2 kosinüs A oluyor. Yani 2'ye de bölersek kosinüs A'yı eksi 1 bölü 2 buluyoruz. Şimdi
Bunu tahmin etmemiz gerekir arkadaşlar. Kosinüs kaç 1 bölü 2 idi? Normalde 60 dereceydi. Ama eksi olmasının bir anlamı olmalı. Ne demektir? O zaman bu ikinci bölgeye denk gelmiş demektir. 180 eksi 60'tan bu açının kaç derece olduğunu bulmamız lazımdı? 120. Ya da şöyle bir bakışla söyleyelim. Kosinüs kaç eksi 1 bölü 2 idi? Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 idi. Peki soru bitti mi? Hayır. Bir üçgenden bahsediyordu bu soru. Bir ABC üçgeninde. Biz soruyu çözerken A açısını 120 derece bulduk arkadaşlar. ABC açısını şu açıyı 40 derece vermiş ve aslında diğer açıyı soruyormuş. X diyelim. Üçgende iç açılar toplamından 160'tan ne kalacaktır arkadaşlar? X için bize 20 derece olduğunu söylemek kalacaktır. Çok da güzel bir soruydu. Bir başka örneğimiz, iki tane üçgen ortak bir açıda kesişmiş. Bu açıda kesişmiş arkadaşlar. Buna göre x kaçtır şeklinde bir soru var. Şimdi burada da arkadaşlar ortak açı c açısı olduğuna göre, mesela a diyelim biz buralara. Bu üçgende bir kosinüs teoremi yazacağız. Kosinüs a'yı bulacağız. O bulduğumuz açılar aynı olduğu için bu üçgende de yazacağımız kosinüs teoremiyle neyi bulmuş olacağız? X'i. Önce bildiğimiz üçgenden başlayalım. 6'nın karesi dediniz eşittir 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs a'yı kullandık. 36 eşittir 16 artı 9 eksi 8 24 kosinüs a buluruz. Burası 25 çıkarırsak eksi 11 bölü 24 eşittir kosinüs a diyebilirim değil mi? 36'dan 25 çıkardım. Eksi 11, 24'ü de böldüm. Peki bunu bulduk. Şimdi ne olacaktı? Şimdi bu üçgendeki kosinüs teoremini buluyoruz. X kare eşittir 6'nın karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı kosinüs a diyecektik. X kare eşittir 36 artı 4 eksi şurası gene 24 yaptı. Kosinüs a'yı buradan alıp kullanalım arkadaşlar. Eksi 11 bölü 24 yapıyordu. 24'ler sadeleştirilebilir. X kare eşittir şuradan bir 40 gelmiş. 2 tane eksi artı yaparsa artı 11 gelecektir. X kareyi de kaç bulduk? 51 bulmuş oluyoruz. Yani x başka bir deyişle kök 51 elde edeceğiz. Arkadaşlar, kosinüs teoremi videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.